Vallahi böyle bir yoğunluk beklemiyordum ya. Evet ya, bu aralar çok yoğun. Ne yapacağız bunu? Hoş geldin Aziz. Bir müsaade eder misiniz? Osman, ben ofise geçiyorum. Hoş geldin Aziz, gel. Çay söyleyeyim. Yok yok, istemiyorum çay falan. Çay içmeye gelmedim. Ne haber? Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Yani aileyle düzeltiyoruz gibi. Ama parlak yüz hala. İyi. Boşanmadı yani sende. Buna da şükret. İş nasıl? İşte, nezarettir, ifadedir, adliyedir. Sonrası zaten ailenle malum. Bayağı iş birikmiş. Ben de epey bir izin kullandım. Kredi başvuruları falan çalışıyoruz işte. Ceylin sen hayırdır ya? Böyle her zaman gelmezsin. Ben bir tedirgin oldum şimdi. Ha, babamla ilgili. Babam ne alaka? Ortada yok ya, onunla mı ilgili dedim. Bu sefere gitti ya. Bilmiyorsun sen. Neyi bilmiyorum? Neyi bilmiyorum Osman, söylesene. Ya biz de sefere gitti sanıyorduk da... işte araştırdık kimle gitti, nereye gitti falan. Pek de bir şey öğrenemedik. Sonra polis geldi. Mezarlıkta bir araçtı, kimliği bulunmuş. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun, bu şimdi mi söylenir? Ya Ceylin saçmalama, ben sen biliyorsun sandım ya. Ben yine bir suçlu oldum ben şimdi. Zamanında imza atmamız gerekiyor. Tamam tamam, atarım imza neyse. Tuğçe. Eve mi gidiyorsun? Mümkünse. Korktum resmen, insan olacağım eve gidip. Bırakayım, ister misin seni? Yok ya. Ne mana, gerek yok. Ya boş ver şimdi manasını. Hem param var mı? Tamam işte, bırakayım seni, gel. Ya 5-10 lira bir şey versen kartı atarım aslında. Öyle uğraşma eve bırakacağım diye. Gel gel, ben bırakayım seni. Hem daha hızlı insan olmuşuz. Emniyette süründün yeterince. Hadi gel. Gel. Ne oldu Yekta Bey? Ne diyor Engin? El artırdı beyefendi. İçeriden saldırıya geçti. Nasıl yani? Seda'yı avukat tutmuş kendine, teyzesine. Ben onu İzmir'de biliyordum. Öyleydi. Cesaret hapı yutmuş. Hanımefendi gelmiş buraya. Yeğeniyle akıl oyunları oynuyor. Bu Seda'yı geri gönderecek bir şey bulalım Cüneyt. Bir bela, bir olay, neyse. Bassın gitsin geldiği gibi. Anladım, tamam. Bakarız çaresine. Şu Engin'in yattığı klinik var ya, orayla irtibata geç. Akıl sağlığı yerinde değil diye bir rapor yazdırıp bir şekilde dosyaya girmesini sağlayalım. Hastaneye sevk ettiririz. Susturamıyorsak deli gömleği giydirelim. Yalnız Yekta Bey, bu rapor işleri biraz uzun sürebilir. Şüphesi bile yeter, şüphesi.